Merhaba en arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Zasancı'nın polinomlar konusunun 19. föyündeki alıştırmaları şimdi sizlere çözeceğim. Evet arkadaşlar, soru çözümüne başlıyorum. Şimdi arkadaşlar verilen polinomlara bakalım. Arkadaşlar burada base ve quiz polinomu toplamı aşağıdakilerden hangisi verilir diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu polinomları toplarken ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu polinomları toplarken aynı derece terimleri topluyoruz. 8x toplayın 5x arkadaşlar. Px artı qx polinomu toplamı 5x artı 10 olarak buluyoruz arkadaşlar. Artı 10 olarak bulmuş olduk. Base eksik quiz farkı polinomları birbirinden çıkartacağız arkadaşlar. İkinci polinomu x ile çarpalım. Base eksik quiz px eksik quiz polinomunu yazalım arkadaşlar. X polinomu 5x kare eksi 1. Quiz polinomunu x ile çarpıyoruz. Yani önünde ne var quiz'in? Eksi 1 var. X ile çarpın arkadaşlar. Eksi 2x eksi 1 olur. O zaman 5x kare eksi 2x eksi 2 olur. Bu ifadede C olarak bulunuyor bu polinomda da. Dikdörtgen verilmiş. Dikdörtgenin sınırladığı bölgenin alanı istiyor. Ne yaparız bu arkadaşlar? Polinomlarda çarpmacı yapacağız. 3x artı 2 ile 2x kare artı 3 çarpacağız. Arkadaşlar çarpalım o zaman. 2x kare artı 3 ile mi çarpıyoruz? 3x artı 2'yi çarpıyoruz. 3x'i çarptığımızda evet 2x kareydi burası. Çarptığımızda 6x küp oldu. Bununla bunu çarpıyoruz. Şu ifadeyle şunu çarpalım. 4x kare. Bununla bunu çarptık 9x. Bununla bunu çarptık 6. 6x küp artı 4x kare artı 9x artı 6. Direkt çıktı arkadaşlar. Yani biz bunu yazdık ama farklı terimler yok. Yani terimlerin dereceleri farklı çıktı. O zaman bakalım 6 üst küp 9. Evet, burada kaç geldi? 6 üst küp artı 4 x kare artı 9 x artı 6 cevap Denizli. Evet, bu sorumuzda ne geliyor arkadaşlar? P'nin eksi 2'deki değerini istiyor. İse eksi 2 verelim arkadaşlar. Eksi 2'nin karesi kaç yaptı? 4 yaptı. Artı 4 artı 5. Kaç yapar bu da? 13 yapar. Bu polinomun değeri de p'nin eksi 2'deki değeri de 13 olarak bulunur. Şimdi bu sorumuzda diyor ki arkadaşlar px polinomu x kare artı x artı a p1 4 ise a kaçtır diyor arkadaşlar. P'nin 1'deki değeri 4'müş. Yazalım p'nin 1'deki değerini ise 1 verelim. 1 artı 1 artı a'nın değeri eşittir 4'e. A'nın değeri buradan 2 geldi. Polinomun katsayılar toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Polinomun katsayılar toplamı. Katsayılar toplamı dediği zaman bize x'e kaç vereceğiz? 1 vereceğiz. X'e 1 verelim. 9 eksi 6 artı 5 yapar. X'e 1 verdiğimizde 3, 5 daha 8 geldi. P1'de 8 geldi arkadaşlar. P1'in değeri de 8 olarak bulundu. Evet. Şimdi burada arkadaşlar Peyis polinomu verilmiş. Peyis ile Quis polinomu burada veriliyor arkadaşlar. Bizden soru Peyis polinomunu bulmamızı istiyor. Quis polinomu arkadaşlar bakın. Şimdi Quis'in yerine şu polinomu getirip yazdığımız zaman ne oldu? Bir tane Peyis daha geldi bakın buraya arkadaşlar. Peyis de burada var. Şu ifadeyi de sol tarafa atarsanız. Yani o zaman şöyle eşitleyelim arkadaşlar. Biz bunu QX polinomu kaçtır? Şöyle yazabilirsiniz isterseniz. Burada QX'i yalnız bırakabilirsiniz. Ya da bunun yerine bunu getirip koyabilirsiniz. Yazalım arkadaşlar. 4x üssü 5 eksi x küp artı 2 artı px eşittir. Px'in yerine yazıp bir px daha var burada. Onu atlamayalım. Bir px'imiz daha var. Q'nun yerine bu polinomu yazdık. Artı px
6 x üstü 5. Neyse 4 x üstü 4. Şimdi arkadaşlar şu ifadeyi sol tarafa atalım. Pardon, sağ tarafa atıyoruz. Burada iki tane b'simiz var. 6x üstü 5'ten 4 tane çıkarsa 2 tane x üstü 5 kalır arkadaşlar. X üstü 4'lü terim var mı burada? Yok. Bunu yazıyoruz. Eksi 4 x üstü 4 diye yazdık. X küplü terimi buraya atalım. Attık. Eksi 1 x burada var. 2 x küp oldu. Buraya attık. Eksi 2 oldu. Ve bu polinomu 2'ye bölüyoruz. Eşitliğin her iki tarafını 2'ye bölelim ki p(x) polinomu yalnız kalsın. 2'ye böldük. X üstü 5 eksi 2 x üstü 4 artı x küp eksi 1 olarak da bu polinomu bulmuş olduk. X üstü 5'imiz var arkadaşlar. Pardon, bir tane 2 vardı. Burada 6, 2, x üstü 5, eksi 2, x üstü 4, x küp eksi 1. Cevap Adana arkadaşlar. Evet, biraz işlem gerektiren bir soru. Başka bir özelliği olmayan bir soru arkadaşlar. Abc dikdörtgeni 3 tane dikdörtgene ayrılmıştır, görüyorsunuz. Bu dikdörtgenin alanını istiyor arkadaşlar. Evet. Bu parça x artı 3'tür. Bu parça da x artı 3'tür. X artı 3 ile x'i çarpın arkadaşlar. X kare artı 3x olur. X artı 3 ile 2'yi çarpın. 2x artı 6 olur. X'i 1 ile bu x, bunun alanı 2x artı 6. Bunun alanı x kare artı 3x oldu. Bunu da bunu çarpalım arkadaşlar. X'i 1 ile x artı 3'ü çarpalım. Evet. X artı 3 ile x 1'i çarpalım. X kare eksi x artı 3x eksi 3 geldi. Bu da x kare artı 2x eksi 3 oldu. Bunun alanı bu oldu. Bunların alanları hepsini toplayalım arkadaşlar. X kare artı 3x artı 2x artı 6 artı x kare artı 2x eksi 3'ü toplayalım. Burada kaç geldi? 2 tane x kare var. 3, 5, 7x. 5, 7x. 6 eksi 3. 3'tür burada da. X kare 7x artı 3 geldi. Bunu da bu şekilde bulmuş olduk. P 2x eksi x 2 eksi x olduğuna göre x artı 3 polinomunun sabit terimi kaçtır diyor. Mesela bu polinomun sabit terimini istiyor. Bu polinomun sabit terimini bulurken ne yapıyoruz arkadaşlar? X'e kaç veriyoruz? 0 veriyoruz. X'e 0 dediğimizde P3'ü bulacağız arkadaşlar. P3 nedir? P3'ün değerini bulmak için burada da x yerine ne yazıyoruz? Eksi 1 yazıyoruz. X eşittir eksi 1 için diyoruz. P3 eşittir eksi 1'in dördüncü kuvveti 1 yaptı. 4 geldi. Artı 2 geldi. Eksi 1'i eksi ile çarptık. Artı 1'i yapar. Eksi 5. 7 eksi 5, o da 2 geldi arkadaşlar. Öyleyse bu polinom sabit terimi 2'ymiş. Bu polinoma bakalım. 5 katsayısı pozitif olan bir p(x) polinomu için. Evet arkadaşlar. 5 katsayısı pozitif olan bir p(x) polinomu için. P(x) eksi 1 ile p(x) artı 1'in çarpımı 4x kare oluyor. Arkadaşlar şimdi bakın. Bu p(x) polinomuna iki polinom çarpıldığında derecesi kaç geliyor? 2 geliyor. O zaman bu polinomun baş katsayısı 2 ise arkadaşlar p(x) polinomunu şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. p(x) polinomunu 2x artı a şeklinde düşünebiliriz arkadaşlar. Bu polinomu 2x artı a şeklinde düşünebiliriz. Çünkü polinomda x gördüğümüz üzere x 1 yazmışız. Sonra x gördüğümüz üzere x artı 1 yazdık. Ve bunları çarptığımızda x'i terimlere çarptığımızda ne geliyor? 4x kare gelecek arkadaşlar. O zaman 4x kare gelecekse başka sayısı pozitifse o zaman bu sayı x'in katsayısı 2'dir arkadaşlar. 2x de 2x başka derecesi en büyük olan terim oldu. Ve başka sayısı da 2 geldi arkadaşlar. Şimdi bu iki ifadeyi çarpalım. P(x) polinomunun şimdi biz P(x) polinomunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz arkadaşlar. P(x) polinomunu bulalım buradan. P x 1'i bulalım. X yerine x 1 yazdım. 2x eksi 2 artı a oldu.
P x artı 1 polinomunu yazalım. 2x artı 2 artı a'da buradan geldi. Evet. Bu polinomları çarpacağız arkadaşlar. Şimdi burada sabit terimleri var. Şimdi bu polinomu çarptık. 4x kare oldu bakın. Yani bunu çarpalım. 4x kare. 2x de neyi çarpıyoruz? 2 çarpı 2 artı ax diyoruz arkadaşlar. Çünkü neyi çarpacağız? 2x ile 2 artı a'yı çarpacağız. Burası sabit terim çünkü. Bununla bunu çarptık. Bununla bunu çarptık. Burada bu var arkadaşlar. Eksi 2 artı a ile 2x'i çarpacağız. 2 çarpı eksi 2 artı a. Eksi 2 artı a ile x'i çarpacağız. 2 çarpı eksi 2 artı a x de buradan geldi arkadaşlar. Burada da x'i terim var. Şimdi bu x'i terimlerin katsayıları kaç olacak? Eksi 4 olacak arkadaşlar. 2 ile 2'yi çarptık. 4 artı 2a. 4 artı 2a da buradan geldi. Bunun değeri de kaça eşit arkadaşlar? Eksi 4'e eşit olacak. İkisi terimleri çarptığımızda ikisi terim katsayısı eksi 4. Bunlar birbirini götürdü. 4a eksi 4 ise a'nın değeri eksi 1'dir arkadaşlar. A kaç geliyor? Eksi 1 geliyor. O zaman bizim polinomumuz px polinomu kaçmış arkadaşlar? 2x eksi 1'miş. Bunu bulduk. Px artı 3 polinomun sabit terimi diyor. Sabit terim deyince ne vereceğiz arkadaşlar? X'e 0 vereceğiz. X'e 0 verdiğimizde P3'ü bulacağız. P'nin 3'teki değerini bulalım arkadaşlar. Verdim. 5 geldi. Evet. Bu soru uğraştırıcı bir soru arkadaşlar. Buraya dikkat ediyoruz. Evet. Kolay bir soru değil. Evet. Çarpımın sonucu olan polinomda x kare terimin katsayısı 12 olduğuna göre a-2b ifadesinin değeri kaçtır? X kare terim arkadaşlar. Bakın, x küple buradaki terimleri çarptığımız sürece hep x küplü terim olur. Bizim bununla işimiz yok şu anda. Bizim derdimiz 2x kare ile çarpmak. Bu 2x kare ile ax kareyi çarpamayız. Buna da bunu çarpamayız. Çünkü x küplü terim oluyor. O zaman eksi 2x kare ile b'yi çarparız. Eksi 2b x kare oldu arkadaşlar. Şimdi bir de kimi çarpacağız arkadaşlar? 1 ile ax kareyi çarpacağız. 1 ile ax kareyi çarpalım. Evet ne oldu? Ax kare de buradan geldi. İkisi terimin katsayısı kaçmış arkadaşlar? Eşittir. X kare terimin katsayısı 12 x kare olacakmış. Şimdi buradan ne geldi arkadaşlar? A eksi 2b ifadesinin değeri bakın. A eksi 2b parantezini alırsak x kare 12 x kare geliyor arkadaşlar. A-2b'nin değeri de 12 geliyor arkadaşlar. Evet. Bu da 12 olarak bulundu. P(x)1'e polinom A ile 1'e B birer doğal sayı ve B sıfırdan farklı olmak üzere P(x) polinomun derecesi A kare bölü B. P(x) polinomun derecesi A çarpı B. Arkadaşlar P polinomunda bakın Q polinomunda x gördüğüm üzere ne gelmiş? X kare gelmiş. P Q polinomuna giren değer kaç? X kare. O zaman giren polinomun derecesiyle Q'nun derecesi çarpılır. Ve buradan derece ne elde ederiz arkadaşlar? Yani x kare olduğunu düşünürsek Q'x polinomun derecesi AB'miş. O zaman Q'x polinomunu şöyle düşünebilirsiniz. A çarpı B diye düşünelim. Qx polinomunda x gördüğümüz üzere x kare yazarsak ne olur arkadaşlar? X üssü AB oldu. O zaman P polinomunun derecesi kaçmış arkadaşlar? Px polinomu neymiş? Px polinomun derecesi de A kare bölü B'ymiş arkadaşlar. O zaman P polinomuna kim giriyor? Px polinomunda x gördüğümüz üzere ne girecek arkadaşlar? Q polinomu gelecek. Q x kareli polinom neymiş? X üssü 2AB'miş. P polinomunda x gördüğümüz üzere x üssü 2AB yazalım. X üssü 2AB çarpı A kare bölü B'yi yazdık. Buradan da B'ler birbirini götürdü. 2A küp oldu arkadaşlar bunun derecesi de. Bu polinomun derecesi 2A küpmüş arkadaşlar.
Evet arkadaşlar. Bu bölüm burada kalıyor arkadaşlar. Bunları sizlere bu bölüm burada ileriki dönemde arkadaşlar bunları size çözeceğim. İleri düzeylerde çözeceğim. Evet arkadaşlar. Bu filmimiz de burada sona ermiş oluyor.